Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere zürafamızın kulak, boynuz ve bacakları nasıl olur onu göstereceğim. Öncelikle sarı ipimizi alıyoruz. Sihirli halka yapıyoruz. İçine 6 adet sık iğnemi yapıyorum. Kulaklardan başlıyoruz örmeye. İçine 6 adet sık iğnemi yapıyorum. Bu arada arkadaşlar kullandığım tığ 2,5 numara. 2,5 milim tığ kullanıyorum. Numara değil, milim. 2,5 milim. İki, dört, 6 adet sık iğnemi yaptım. Halkamı kapatıyorum. İlk deliğe batıyorum. Halkamı çekerek birleştiriyorum. İlmek kaydırma yaparak halkamı birleştiriyorum. İlk sırayı bitirdik. Yer belirleme aparatımı takıyorum. İkinci sıraya geçiyorum. İkinci sırayı 2 tek 3'ü çift örüyorum. Birden 2'ye kadar tek, bir tek, 2 tek, 3 çift örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. 2 tek, 3 çift örüyorum. Toplamda bu sırada 8 adet sık iğnemiz olacak sıra sonunda. İkinci sıramı bitirdim. Üçüncü sıraya geçiyorum. Üçüncü sırada her deliğe birer tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Artırma ve azaltma hiç yapmıyorum. Her deliğe birer adet sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar. Üçüncü sıramı bitirdim. Dördüncü sıraya geçiyorum. Dördüncü sırayı bir tek, 2 çift örüyorum. Bir tek yapıyorum. 2 çift örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Bir tek 2 çift örüyorum. Toplamda bu sırada 12 adet sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Bir tek örüyorum. İkinci ilmeğimi çift örüyorum. Toplamda sıra sonunda 12 adet sık iğnemiz olacak. 4. sıramı bitirdim. 5. sıraya geçiyorum. 5. sırayı her deliğe birer tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Her deliğe tek sık iğne yapıyorum. Artırma veya azaltma hiç yapmıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Beşinci sıramı bitirdim. Altıncı sıraya geçiyorum. Bir tek örüyorum. 2 çift örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorum. Bir tek, 2 çift örüyorum. Biri tek örüyorum. İkinci deliğimi çift sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Bu sırada toplamda 18 adet sık iğnemiz olacak sıra sonunda. 6. sıramı bitirdim. 7. sıraya geçiyorum. 7. sıradan 9. sıraya kadar toplamda 3 sırayı her deliğe birer tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Toplamda 3 sırayı her deliğe birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. 7. sırayla 9. sıra arası toplamda 3 sırayı. Yedinci sıradan 9. sıraya kadar toplamda 3 sırayı her deliğe birer tane sık iğne yaparak toplamda 3 sıramı tamamladım. 10. sıraya geçiyorum. 10. sırayı sıra boyunca azaltıyorum arkadaşlar. Boşumu aldım. Yana battım. Tekrar boşumu alıyorum. Ve azaltmamı yapıyorum. Tekrardan battım. Boşumu aldım. Yana battım. Tekrar aldım. Üçünü birlikte çıkartıyorum. Bu şekilde ikişerli olarak azaltıyoruz ilmeklerimizi. Toplamda bu sırada 9 adet sık iğnemiz olacak. Sıra boyunca azaltıyoruz. Sıramı bitirdim. 11. sıraya geçiyorum. 11. sıramı her deliğe birer tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Artırma veya azaltma hiç yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar her deliğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. 11. sıramı bitirdim. İpimi kesiyorum. Uzunca ipimi kestim dikmek için. İlmeğimin arasından geçiriyorum sökülmemesi için. Ve kulağımız bitti. Kulağımız hazır. Zürafamızın boynuzunu yapıyoruz. Bunun için siyah renkli ip kullanıyoruz. Ama bende siyah olmadığı için elimde olan krem rengi İpimi kullanıyorum boynuz için. Sihirli halkamızı yapıyoruz. İçine 6 adet sık iğnemi yapıyorum. Adet sık iğnemi yaptım. İpimi çektim. İlk deliğe bakıp batarak sabitliyorum. Halkamı kapatıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Ve halkamı yaptım. İlk sıramı yaptım. İlk sıramda 6 adet sık iğnem oldu. Yer belirleme aparatımı taktım. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Her deliğe ikişer adet sık iğne yapıyorum. Toplamda bu sırada 12 adet sık iğnemiz olacak. Her deliğe ikişer adet sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorum. Toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak. İkinci sıramı bitirdim. Üçüncü sıraya geçiyorum. Üçüncü sırada her deliğe birer tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar her deliğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü sıramı bitirdim. Dördüncü sıraya geçiyorum. Dördüncü sırayı azaltıyoruz sıra boyunca. Arka lobdan örüyoruz. Battım, boşumu aldım. Yine arka loba batıyorum. Boşumu alıyorum. Ve üçünü birlikte örüyorum. Tekrar gösteriyorum. Arkadaki deliğime battım. Bir yana batıyorum. Ve üçünü birlikte örüyorum. bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonuna kadar azaltıyorum. İkili ikili arka lobdan azaltıyoruz. Toplamda bu sırada 6 adet sık iğnemiz olacak. 4. sıramı bitirdim. 5. sıraya geçiyorum. 5 ve 6. sırayı her deliğe birer tane sık iğne yaparak toplamda 2 sıramızı örüyoruz. Artırma ve azaltma hiç yapmıyorum. Her deliğe birer tane sık iğnemi yapıyorum. Ve bu şekilde 2 sıramı tamamlıyorum toplamda. 5 ve 6. sırayı bu şekilde örüyorum. Beşinci ve 6. sıramı her deliğe birer tane örerek toplamda 2 sıramı da tamamladım. Ve boynuzumuz bitti. İpimizi uzun kesiyoruz dikmek için. İçini biraz dolduruyoruz boynuzumuzu. Ve aynı şekilde bir tane daha örüyoruz. Boynuzumuz bitti. İlmeğimi de kapattım. Zürafamızın bacağını örüyoruz. Siyah iplikle başlamamız gerekiyor ama bende siyah iplik olmadığı için, daha önce krem rengim olduğu için yine krem kullanıyorum. Sihirli halkamızı yapıyoruz. İçine 6 adet sık iğnemi yapıyorum. İki, 4, 6 adet sık iğnemi yaptım. Halkamı kapatıyorum. İlk deliğe batarak ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Halkamızı sıktım arkadan. Yer belirleme aparatımı takıyorum. İlk sıram bitti. İlk sıraya 6 adet sık iğne yaptık. İkinci sıraya geçiyorum. İkinci sıraya her deliğe 2'şer adet sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Toplamda ikinci sırada 12 adet sık iğnemiz olacak. Her deliğe çift sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar gidiyorum. İkinci sıramı bitirdim. Üçüncü sıraya geçiyorum. Üçüncü sıramı biri tek örüyorum. Birinci deliğim tek sık iğne. İkinci deliğimi çift örüyorum. Bir daha gösteriyorum. Biri tek örüyorum. İkinci deliğimi çift sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Bir tek, 2 çift örüyorum. 3. sırada toplamda 18 adet sık iğnemiz olacak. 3. sıramı bitirdim. 4. sıraya geçiyorum. 4 ve 5. sıramı her deliğe birer tane sık iğne yaparak toplamda 2 sıramı tamamlıyorum. Her deliğe birer tane sık iğne yapıyorum. Artırma veya azaltma hiç yapmıyorum. Sıra sonuna kadar. Toplamda 2 sıramı bu şekilde örüyorum. 4. ve 5. sıramı her deliğe birer tane sık iğne yaparak bitirdim. Şimdi renk değiştiriyorum. Sarıya geçeceğim. Son ilmeğimi örmedim. Yer belirleme aparatımı çıkarttım. Battım, boşuma aldım. sarı renkli ipe geçiyorum. İpeklerin arasından geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Arkadan ipimi kesiyorum artık krem rengini. Düğüm atarak ikisini bağlıyorum, sökülmemesi için. Hemen yana batıyorum. Yani sık iğnemi yapıyorum. Sıra boyunca her deliğe birer tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 6. sıramı geçtim. 6. sıra ile 20. sırası arası her deliğe birer tane sık iğne yapıyoruz. Birinci sıraya kadar toplamda 15 sıramı her deliğe birer tane sık iğne yaparak ördüm. Yer belirleme aparatımı çıkarttım ve içini dolduruyorum. Önce ipimizi kesiyoruz uzun bir şekilde. Düğüm atıyorum. Artık bacağımız bitti. Düğüm atıyorum. Şimdi içini dolduruyorum. İçini güzelce dolduruyoruz. Bacağımızın içini güzelce doldurdum ve bacağımız da bitti. İlerleyen videolarda birleşimini göstereceğim sizlere. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlere kulak, boynuz ve bacak yapımını anlattım. Bacaktan daha 3 tane daha örüyoruz aynı sayılarda. Bir boynuz ve bir kulak daha yapıyoruz. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.